Burası NTV Arşivi, Türkiye'nin görüntülü hafızalarından biri. Önümüzdeki dakikalarda sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracağız. Çünkü bugünü daha iyi anlamak için dünü bilmek lazım. Size yeşil kart vardı diyoruz, yeşil kart. Milli selametin yola çıkarttığı tren, hakiki kalkınma tren. Her şey serbest, her şey bol olarak var. Seçim kampanyasını daha önce genel seçimler yaklaşıyor. 4 sene boyunca ülkeyi kim yönetecek yakında belli olacak. Ama biz eski seçimleri hatırlatacağız. Seçim kampanyalarını, afişleri, şarkıları, yani eski seçimleri en renkli halleriyle anlatacağız. Türkiye'nin seçimleri başlıyor. Adnan Menderes'in idamı Türkiye'de bir dönemi kapattı. 1946'da büyük emeklerle kurulan çok partili hayat ilk yarısını aldı. Türkiye tarihinde artık asılmış bir başbakan vardı. Ancak bu acı infaz Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu durdurmadı. Dar ağaçları sökülürken sandıklar kuruldu. Ta ki 12 Eylül 1980 darbesine kadar. Bu bölümde Süleyman Demirel'den Alparslan Türkeş'e, Bülent Ecevit'ten Necmettin Erbakan'a yakın tarihin önemli aktörlerinin hangi koşullar altında doğduğunu göreceksiniz. Asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Darbenin lideri Orgeneral Cemal Gürsel'di. Demokrat Parti kapatılmıştı. Türkiye 27 Mayıs darbesinden 1,5 yıl sonra 15 Ekim 1961'de yeniden sandık başına gitti. Artık mecliste bir de senato vardı. Anayasa Mahkemesi kurulmuştu. Adnan Menderes'ten sonra ülkenin siyasal tablosunda 3 aktör vardı. Askerler, CHP'liler ve Demokrat Parti'nin mirasçıları. Cemal Gürsel'in Maliye Bakanı Ekrem Alican'ın kurduğu parti. Ekrem Alican değerli bir adamdır. Ama Demokrat Parti'nin milletvekiliydi. Şimdi Yeni Türkiye Partisi adını kullanıyor bugünkü iktidar. Aynı bugün Başbakan'ın veya Cumhurbaşkanı'nın söylediği söylemleri ortaya koydu. Tutmadı. 65 sene seçimde bir miktar 5-6 milletvekili çıkarıp kendini feshetti. Ancak Demokrat Parti'nin devamı niteliğindeki esas parti Adalet Partisi'ydi. Başında emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala vardı. Gümüşpala darbenin hemen ardından Genelkurmay Başkanı olmuş. Ancak kısa sürede emekli edilmişti. O kızgınlıkla siyasete girdi. Askerler ve Adalet Partisi arasında paratoner oldu. Partinin amblemi de o dönem çok konuşulmuştu. Güneş ve bir kitap Risale'ye konulmuş. Bir kitap. Bu Kur'an'ı temsil ediyor tabii. Her ne kadar bilimi temsil ettiği söylenmişse de. İsmet İnönü liderliğindeki CHP 1961 seçiminde oyların %36'sını aldı. Demokrat Parti'nin mirasçısı Adalet Partisi ise %35'e tırmanmıştı. Üç sağ partinin oyu %61'i buluyordu. Seçmen darbeye tepkisini oylarıyla göstermişti. Asker rahatsızdı çünkü Adalet Partisi sağda koalisyon arıyordu. Bu da 27 Mayıs'ın sonu demekti. Asker yeni darbeye hazırlanıyordu. Ancak önlerine İsmet İnönü çıktı. İsmet Paşa darbe yapılırsa karşısında olacaktı. 1961 seçimlerinde en çok oyu CHP almıştı. Askerlere göre hükümeti İsmet İnönü kurar, Cumhurbaşkanı da Cemal Gürsel seçilirse ortada bir sorun kalmayacaktı. Bunun üzerine tüm siyasi parti liderleri Çankaya Köşkü'ne çağrıldı. Müzik
Liderleri Çankaya Köşkü'nde yine süngü zoruyla topladılar ve Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığına bütün partilerin oy vermesi istikametinde bir Çankaya protokolü imzalandı. Yeni bir darbe olmasın diye darbeye karşı olanlar da bunun altını imza attılar. Cumhuriyeti yeni anayasaya göre düzenlemek ve iktidarı yeni meclisi devletmek mümkün varlıktan ayrılmayacak. Bunun için şerefi namusu üzerine anlayacak. Vatandaş birlik ve düzenlik istiyordu. Ağzının tadının bozulmasını istemiyordu. Sükunet istiyordu. Milletimizin bu arzusu... Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşfalan'ın 1964'teki beklenmedik ölümü siyasete damgasını vuracak yeni bir liderin doğmasına neden oldu. Süleyman Demirel. Isparta İslamköy'de doğan, hayata çobanlıkla başlayıp mühendis olan Devlet Su İşleri Müdürü Barajlar Kralı Demirel 1964'teki kongrede genel başkan seçildi. Duvarda bir Türkiye haritası var. Böyle renkli butonlar saplamış. Ve altında da bir sayı var. Dedi ki, işte dedi, ben bu kadar oyla yarın seçiliyorum dedi. Hep iddiası rakamlar üzerine olmuştur Süleyman Demirel. Gerçekten ertesi gün kongre toplandı. Bir eksiğiyle o söylediği rakamın bir eksiğiyle Süleyman Demirel kazandı. Yıllar sonra konuştuğumuzda bu anımı naklettiğimde peki dedi o bir oy niye eksikti biliyor musun dedi. Hayır dedim. Adam hastalanmış gelemedi dedi. Demokrat Parti 1946'da kurulduğunda bu kavrama yabancı halk arasında Demirkrat diye anılmıştı. Adalet Partisi de Demokrat Parti'nin devamı olduğunu vurgularcasına kitap ve güneşten vazgeçti, amblemini kratla değiştirdi. Atın sağa mı, sola mı bakacağı o zaman tartışılmıştı. Noktayı Tümer Argın'ın çizimi koydu. Demirel elinde şapkasıyla meydanları dolaştı. 10 Ekim 1965'teki seçimlerde %53'e yaklaştı. Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Yunanistan'da 41 yaşında bir adamın başbakan oluşunu şaşırtıcı buluyoruz. 41 yaşında Demirel başbakan oldu. 1965'te. Devri Süleyman böyle başladı. Başbakan oldu, muhalefete düştü, darbelerle koltuğu elinden alındı, yasaklandı, sonunda Cumhurbaşkanı oldu. Demirel'in siyaset macerası 40 yıla yakın sürdü. 6 kere gitti, 7 kere geldi. Başın 7 kere geldiyseniz 6 kere gitmiş olmanız lazım. Marifet gitmekle değil, marifet gittikten sonra gelmek. Süleyman Bey Türk siyasi hayatının en uzun dönemli aktörüdür ve her kademede 60'dan sonra her kademede bulunmuştur. Türkiye'ye çok büyük tabii ki hizmetleri olmuştur. Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, Anadolu'nun imarı bütün bu yönlerde. 65 seçiminin özelliği milli bakiye sistemidir. Milli bakiye sistemi demek... Ne kadar oy alırsan o kadar milletvekili çıkartırsın. Yani %49 alıyorsan %49 da temsil edilirsin. İlla tek başına iktidara mı gelmek istiyorsun? %50'yi geçmek zorundasın. Dediler ki nasıl olsa hiçbir parti %50'yi geçemez ve bu iş olmaz. Ama Adalet Partisi %52.9 aldı ve meclisin %53.3'ünü aldı. Milli Bakiye Sistemi 1965'te İlk kez sosyalist bir partiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktu. Behice Boran, Mihri Belli, Mehmet Ali Aybar ve Çetin Altan o dönem öne çıkan isimlerdendi. Türkiye İşçi Partisi'nin mecliste yaptığı muhalefet o dönem çok ses getirdi. O
oturup çok ucuza, çünkü seçmenler de geliyor bazen, çok ucuza yeniyordu yemek. Ben bunları kürsüden de söyledim. Çorba 25 kuruş falan diyerekten. Bana dediler ki bunlar bizim meclisimizin bir şeyidir, dünyasıdır. Bunları dışa karşı söylemek pek iyi değildir. Ve hemen benim dokunmazlığımı da kaldırmaya başladılar, kaldırdılar yani. 4 sene uğraşıldı ve İsmet Paşa beni savundu. Bir de bir büyük linç hadisesi oldu. 143 kişi üstüne hücum edildi. Gözüm orada sakatlandı. Seçim meydanlarında bir şarkıyı ilk kez Türkiye İşçi Partisi kullandı. Erdem Buri'nin yazdığı, Tülay German'ın seslendirdiği Yarın'ın şarkısı 1965 seçim kampanyasına damgasını vurdu. Göz nuru, alın teri vurgusu yapıldı. Afişlere Ekmek Partisi diye yazıldı. Başka türlü bir şey, bir aydın, bir güzel yarına varmalı. Sağ kesimde ise yeni bir isim sivriliyordu. 27 Mayıs darbesinin albaylarından Alparslan Türkeş. Cemal Gürsel tarafından Hindistan'a sürülmüş, dönüşte Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girmişti. Birkaç ayda liderliği ele geçirdi. Parti 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi ismini aldı. Aslında Milli Hareket diye düşünüldü ama o dönemde İçişleri Bakanlığı Milli ismini bir partiye vermiyordu. Onun için yani birçok alternatif amblemde de Bozkurt mu olsun, Üç Hilal mi olsun tartışıldı. Ortak akılla ortaya çıkmıştır MHP. ...1968 tarihe başkaldırı yılı olarak geçti. Milyonlarca genç sokaklara döküldü. İsyan her yerdeydi. Türkiye'de gelmesi uzun sürmedi. Öğrenci lideri Deniz Gezmiş'in adı ilk kez o zaman duyuldu. Bir yıl sonra yapılan seçimlerde 12 Ekim 1969'da Adalet Partisi %46 ile birinci parti oldu. En yakın rakibi %27 ile CHP'ydi. Süleyman Demirel yeniden başbakan seçildi. Ancak o dönem kimsenin bilmediği, ordunun 2 yıl sonra müdahale edeceği ve Süleyman Demirel'in başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalacağıydı. Aynı yıl devalüasyon ilan edildi. 1 dolar 9 liradan 15 liraya çıktı. Zamlar peş peşe geldi. Bir yanda artan pahalılık, diğer yanda karışan sokaklar vardı. Artık darbe için geri sayım başlamıştı. Asker 1971'de muhtıra verdi. Sorunlar çözülmezse idareyi üzerimize almaya kararlıyız mesajı verildi. Komutanlar teknokrat hükümeti istiyordu. Başbakan Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Meclis de partiler de kapatılmadı. Nihat Erim partiler üstü hükümet kurdu. Nihat Erim'in günlüklerinde ki 12 Mart muhtırasından kısa bir süre sonra başbakan olarak atanacak. Şubat ayının sonlarında şöyle bir not düşmüş. Bugün Amerikan Büyükelçiliğinden falanca filanca isimlerini de veriyor. İşte bana geldiler ve onlarla konuştuk. Bana tam başbakan olacak insan olduğumu söylediler. Ortada fol yok, yumurta yok ve 12 Mart'ta daha en az 10 gün var. Nitekim şeyden sonra da önce yadırgadığını, hiçbir şey anlamadı. Bu günlükleri şeydir, günü günde tutulmuş notta, hiçbir şey anlamadığını vesaire. Nihat Erim hükümetinin ilk icraatı sıkı yönetim ilan etmek ve sert önlemler almak oldu. Öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 Mayıs 1972'de idam edildi. Cebel teşebbüs suçunu işlediğiniz sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezası da tesirinize karar verdi. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir. Bir gün sonra CHP'de kurultay vardı. Genel Başkan İsmet İnönü ve Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in yolları ayrılmış, Ecevit
12 Mart bana ve CHP'ye karşı yapılmıştır diyerek CHP Genel Başkanlığı'na aday olmuştu. Ve Karaoğlan efsanesi o gün başladı. Suikast yapıldığı zaman Kelkit'te, şurada, burada hiçbirisiyle boyun eğmedi, korkmadı. Bu halka cesaret veriyordu. Kurşuna karşı, taşa karşı onlarla beraber yürüme şeyi veriyordu. İsmet Paşa'nın nefesi buna yetmiyordu. Zaman geçmişti, koşullar değişmişti. Gençlik yaşlılığa galip geldi, çok doğal. Ama ben orada da İnönü'nün aslında bu yenilgisinin en büyük zaferi olduğunu düşünüyorum. Eski dost gibi görüştük. Yine eski dost gibi ayrıldık. Fazla söyleyecek bir şey yok. Artık Başbakan Süleyman Demirel, ana muhalefet partisi lideri ise Bülent Ecevit'ti. Bu ikili siyaset hayatları boyunca birbirlerinin rakibi olacak ve birbirlerine karşı geleceklerdi. Ancak o gün 13 Mart 1973'te mecliste beraber hareket ettiler. Eski Genelkurmay Başkanı Faruk Güller'in Cumhurbaşkanı adaylığına birlikte karşı çıktılar. Öyle bir baskı ki ve arkadaşlarım diken üstündeydi adeta. Yani ne yapalım? Yani bir taraftan işte öyle bir şey vardı ki meclis kapanacak. Tekrar iptal olacak. Tekrar darbe olacak. Bunu seçmezseniz. Yani böyle tehditler var. Yani bu tehditlere karşı bir büyük bir direniş var. Yani bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ordu ile parlamento arasındaki bilek güreşi sonuçlandığında herkes şaşırdı. Cumhurbaşkanı seçileceğine garanti gözüyle bakılan Orgeneral Faruk Güller kaybetti. 12 Mart'ın rövanşını siviller aldı. Heyecan NTV'de. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları oynanıyor. Salı akşamı 10'a çeyrek kala Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih Barcelona'yı konuk ediyor. Ve Perşembe gecesi 10'u 5 geçe Avrupa Ligi'nde Dnipro ve Napoli kozlarını paylaşıyor. Avrupa'da yarı final heyecanı canlı yayınlarla NTV'de. Genç solist Ecevit söylüyor. Ey gidi gidi, koca paşam şaşırttın bizi. Sağa mı baksak, sola mı baksak, şaşırttın bizi. ...1973'te Bülent Ecevit'le ilk seçimine hazırlanan CHP... ...popüler müzikten faydalanmaya karar vermişti. Bak kardeşim, elini ver bana... ...gel kardeşim, neşe getirdim sana... ...al kardeşim... Şenay'ın Hayat Bayram Olsa ve Sev Kardeşim şarkıları... ...döneme olduğu gibi 1973 seçimine de damgasını vurdu. Henüz popüler şarkılara siyasi söz yazma akımı başlamamıştı. Ecevit'in Akgünler'e programını açıklamasıyla da Ali Taşkesen'in seslendirdiği Akgünler plağı geldi. Akgünler CHP'nin resmi seçim şarkısıydı. Bu zor günler yakında biter, Akgünler başlar. Bu zor günler yakında biter, Akgünler başlar. Akgünler stratejisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok emekçilerin yanında olduğunu gösteren bir stratejidir. Ve parti olarak iktidara gelirse eğer umutsuz durumda olan, ekonomik olarak dar durumda olan kesimlerin hayatlarının iyileşeceğini anlatmak ister o kampanyayla.
Bülent Ecevit'in en büyük destekçisi ise eşi Rahşan Ecevit'ti. Rahşan Hanım seçim otobüsünde mucidiydi. Mitinglerde kürsüye gidip konuşmak zor olduğu için seçim otobüsü fikrini geliştirdi ve ilk otobüsü o yaptırdı. CHP'de Ecevit ve ortağının solu fikrine karşı çıkanlar ayrılıp parti kurmuştu. Cumhuriyetçi Güven Partisi, amblemi Koç'tu. Başında Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun dedesi Turan Feyzoğlu vardı. Ne aşırı sağ ne aşırı sol Atatürkçü yol. Ne aşırı sağ Adalet Partisi'ni temsil ediyor. Ne aşırı sol Cumhuriyet Halk Partisi'ni, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyor. 1973'te Adalet Partisi'nin şarkısını Yılmaz Türkoğlu seslendirdi. Demirel AP Marşı aslında bir siyasi lider için yapılmış ilk şarkıydı. Demirel, demirel, iktidara yine gel. Demirel, demirel, iktidara yine gel. Millet seni istiyor, kimse olamaz. Bir müzik yoktu. Çalacak bir müzik. Aklıma bu mısralar geldi. Mısra da demeyelim, şarkı sözü de demeyelim ona. Slogan diyelim. Demirel Demirel, yine iktidara gel, millet seni istiyor. Kimse olamaz engel. Bu kafiye de oturdu ve bunu besledik. Marş gibi de çaldık bunu. Bitiklerde tuttu bu. Rakipleri de Demirel hakkında şarkılar yazdırdı. Onlardan birini Öztürk Serengil seslendirmişti. Unuttum bizi Süleyman, dağıttım bizi Süleyman, mahvettim bizi Süleyman. Aynı Öztürk Serengil bir seçim sonra bambaşka bir şarkıyla seçmenin karşısına çıktı. Zühtü türküsüyle komüniste kanma dedi. Şehitler olmasaydı sen var mıydın Zühtü? Komüniste kanmaz Zühtü, ar namus gider Zühtü, din imanı kalmaz Zühtü. Kim söylüyor bu şarkıyı? Öztürk Serengil söylüyor. Zaten ilginçliği burada. Bir seçim öncesinde Öztürk Serengil Adalet Partisi Genel Başkanı'nı yerden yere vururken bu plakla beraber de hem Adalet Partisi'ni hem Genel Başkanı'nı yere göğe koyamıyor. Türbünü unutturanlara kanma Zühtü, aklını topla Zühtü, kafayı vurur. 1973'te sandıklar kurulurken Türkiye seçim tarihi skandalını konuşuyordu. Çünkü seçim tarihi olarak 12 Ekim pazar günü belirlenmişti. Ancak daha sonradan anlaşıldı ki 12 Ekim pazara değil cuma gününe denk geliyordu. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu devreye girdi. Seçim tarihi değiştirildi ve 14 Ekim pazar olarak karar kılındı. Ecevit Rüzgarı 1973'te CHP'yi birinci parti yaptı. CHP %33, Adalet Partisi %29 oy almıştı. Ancak sonuçlar krizin de habercisiydi. Hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor, koalisyonlar dönemi başlıyordu. Bütün partiler red cevabı verince Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'ne gitti. Tarihi yanılgı teorisi ortaya atıldı. Yani solun sağdan, özellikle inançlı kesimden kopuk olmaması gerektiği, yıllarca o kesimi inkar politikasının yanlış olduğu. Bu tarihi yanılgıyı onarmak üzere Karpuz Koalisyonu kuruldu, koalisyon hükümeti. Yani o zamanın anlatımıyla dışı yeşil Erbakan'ın partisi, içi kırmızı solcu Ecevit'in partisi. Milli Selamet Partisi laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle 1971'de kapatılan Milli Nizam Partisi'nin devamıydı. Necmettin Erbakan profesördü, mühendisti ve ilk yerli motoru üreten ekiptendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı yapmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Süleyman Demirel'le beraber okumuştu. Ancak 1969'da Adalet Partisi'nden aday olmak istemiş ama reddedilmişti. O da Konya'dan bağımsız vekil seçilmişti.
1973'te %11 oy oranı ve 48 milletvekiliyle şimdi koalisyon ortağıydı. Milli Selamet Partisi amblemindeki gibi anahtar olmuştu. Biz Türkiye'nin bütün meselelerini çözeriz demektir o anahtar. Ama anahtarın şeyine bakarsanız bir kalp işareti var. Ama bu çözüm ahlaki ve manevi değerlere bağlı bir çözüm olacak. Koalisyonun karşılaştığı en önemli sorun Kıbrıs'taki darbeydi. Darbeciler Yunanistan'la birleşmek isteyince harekat için düğmeye basıldı. O kararın alındığı toplantıda dönemin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk de vardı. Ecevit sordu. Biz bu çıkarmayı yapabilir miyiz? Gerçekten de bizim o zamanki imkanlarımız, gemilerimiz gayet eski. Yani gece sabaha kadar ancak yola çıktılar da Kıbrıs'ın önlerine öyle gittiler. Mertlik yaptı oradaki Deniz Kuvvetleri komutanı. Sayın Başbakanım dedi, ben Karadeniz çocuğuyum. Karadeniz'in takasıyla bile oraya çıkarım dedi. Öyle deyince rahatladı. Ve biz bunu yapabiliriz dedi. Savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Ancak o koalisyon uzun ömürlü olmadı. Adalet Partisi, MSP, MHP ve Cumhuriyetçi Güven Partisi bir araya geldi. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. 70'li yıllar bir de Türkiye'de çok alt üst oluş dönemidir. O 60'ların sonu gece kondulaşmalar, işte kırsal kesimden kente göç, kentte işsizlik, iş bulamama, yoksul hayat vesaire falan. Yani böyle bir halk içinde sıkıntılı bir arayış içinde olduğu bir dönem. Hey, hey, 70'li yıllara anarşi damgasını vurdu. 1977'deki 1 Mayıs kutlamalarında kalabalığın üzerine ateş açıldı. İzdam'da 34 kişi Taksim Meydanı'nda can verdi. Artık sokaklarda, üniversite önlerinde bombalar patlıyor, sağ ve sol kesimden her gün onlarca kişi öldürülüyordu. Üniversitelerin tam bir kamplaşma içinde oldu. Bir nevi iç harp, civil war dedikleri bunu yaşadığımız dönemler ve üniversitede aktif öğrenci hareketleri içerisinde bulunanların en çok yaptıkları işte arkadaşlarının cenazelerini kaldırmaktı o dönemler. Türkiye seçimlere böyle bir ortamda gitti. MHP kızıl eşkıyayı ezeceğini vaat ediyor. Adalet Partisi ise Boğaziçi Köprüsü resmini göstererek yapılan yatırımları işaret ediyordu. Bülent Ecevitli CHP tek yol oy afişlerini astı. Tek yol oy CHP. Bu anladığım kadarıyla 77 sloganıdır. Ben de 78 kuşağıyım. Dolayısıyla bizim o zamanlar özellikle solcuların tek yol devrim diye duvarlara yazdığımız bir sloganı Cumhuriyet Halk Partisi. Hoş biz o tek yol devrimin altına da CHP diye yazıyorduk çokça. Cumhuriyet Halk Partisi afişinde kullanmıştı. Erbakan hocamız hem parti isimlerini, hem partinin amblemlerini, hem de sloganlarını bizzat kendisi tespit ederdi. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Bu bir ayet-i kerimedir bildiğim kadarıyla. Haziran 1977 seçimlerinde CHP %41 oya ulaştı. 213 milletvekili çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi en yüksek oyu Ecevit'in 77 seçimlerinde genel başkan olduğu seçimlerde aldı. Ne dedi? Bu düzen değişecek dedi. Toprak işçilerini su kullanalım dedi. Herkes sıkıntısı olan insan, fabrikadaki işçi, üniversitedeki hoca, tarladaki rençber kendisini gördü orada.
Ama milletvekili sayısı CHP'yi tek başına iktidar yapmaya yetmedi. İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. Ancak kısa sürede dağıldı. Ecevit'in hükümet kurmak için 13 milletvekiline ihtiyacı vardı. Kumar borcu olmayan milletvekiline ihtiyacım vardı, 13 eksik vardı. Adalet Partisi'nden Güneş Motel pazarlığı diye geçti tarihe. Orada bu pazarlığı yaptı. Her birine birer bakanlık verdi. O kumar borcu olmayan çok namuslu adamların bir kısmı hapse dahi girdiler. Yolsuzluk nedeniyle. Ardı ardına işlenen cinayetler sonrası terör günlük hayatın bir parçası haline geldi. Siyasi suikastlar peş peşe geliyordu. Kelimenin tam anlamıyla kardeş kavgası yaşanıyordu. Benim öz kardeşim o dönem o solla kaydıydı. TKP'li oldu. Soyadını değiştirdi. Yani Yaşar Okuyan MHP Genel Sekreter Yardımcısı falan. Yani o okuyan soyadına bile tahammül edemedi. Ekim devrimini, Oktober devrimini aldı. Ekim yaptı. Şu anda da Arif Ekim. Yani iki kardeş düşün. Hani kardeş kardeşe vurduruldu, kardeş kardeşe işte saldırıldı, kardeş kardeşe karşı karşıya getirildi dediğimizi biz aile olarak yaşadık. 1979'daki ara seçimler hükümeti değiştirdi. Yeni hükümeti Demirel kurdu. O dönem Demirel'in deyimiyle 70 sente muhtaç olunan günlerdi. Ekonomi çökme noktasındaydı. Her yerde kuyruklar vardı. Petrol yok. Gaz yok, tuz yok, bez yok, hiçbir şey yok. Şeker yok. Yok, yok, yok. Enflasyon %144. Ve 12 Eylül 1980'de ordu yönetime el koydu. Silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan ordu ilk olarak parlamentoyu kapattı. Ardından da partileri feshetti. 70 binden fazla kişi yargılandı. 50'den fazla kişi idam edildi. Yüzlerce kişi şüpheli bir şekilde ya da işkenceyle hayatını kaybetti. 12 Eylül darbesinin etkileri uzun yıllar Türkiye'nin üzerinden kalkmadı. Bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim. Sen rahat. Tek ümidim her şeyi. Özal benim liderim, bilsem ki öleceğim, yine onu seçeceğim. Hedefimiz herkese iki anahtar. Her aile bir ev, bir de araba sahibi olabilmeli. Cumhuriyet döneminin en güçlü ekonomik programını getiriyoruz.